Herkese merhabalar. Sıkıntılı yerlerde zebra perde nasıl montaj yapılır? Onu göstereceğim size. Bakın, sıkıntımız burada. Sıkıntımız şu. Şu aralarda minimum açıklık kalması gerekiyor. Yani ne kadar az kalırsa o kadar iyi. Bakın burada yukarıda hiç açıklık kalmıyor kasada ama aşağıda doğru mecburen açıklık kalıyor. Şu sol tarafta ise açılır pencere olduğundan dolayı elde ediliyor. Sol tarafta. Sağ tarafta o açıklık mecburen görünüyor. Şimdi buradaki sıkıntılı yer sıkıntısı şu. Bakın. Sıkıntı bu. Tavan alçıpan. Sağlam bir şekilde montalanması gerekiyor. Ayrıca burada üstte şu kısımlarda böyle buralarda montaj vidaları var. Ondan dolayı tam tavana da yapıştıramıyoruz. Estetik açısından çok önde de yapamıyoruz. Bundan dolayı biz de yapıyoruz, oradaki boşluğa yapıyoruz montaları. Bakın. Usta, vidaladığın yeri gösterir misin? Yukarıdaki o montaj vidasını da gösterir misin? İki taraftakini. Yukarıdan engel olarak. Evet. Önce yükseklik mesafesini işaretleyip dengeye alıp ardından deliği delmeye başlıyoruz. Şimdi deliğe ayağı metal ayağını oturtacağız. Tecrübeli Mustafa ustamız hemen bu ayağı yerine oturtuyor. Bu ayakların özelliği bu şekilde store ayaklarını kolay takabilme sağlıyor. Evet. Burada ölçüleri alırken minimum hata şeklinde almamız gerekiyordu. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi şu kenarlarda açıklık kalmaması gerekiyor. Şimdi zebra perdemizi yerine oturtacağız. Bu arada zebra perdemiz kasetli zebra. Dışarıda manzaramız da güzel. Evet. Bakın. Sen oturtur, ben sonra oturturayım. Ben tutuyorum. Ben de. Bırak bana. Le ayağınızı esnetmemek lazım. Le ayak yukarıya esnediği için bakın. Burada arkasına destek koyarak oturtuyoruz zebra perdeyi. Bakın. Mesela zaten burada zaten şey var. Üste vida var. Montaj vidası. Somunlu vida kocaman. Onun için esinliyor. Tık diye oturuyor. Sıkıntı yok. Kasetli zebramızı bu şekilde yerine oturtmuş oluyoruz. Evet. Toplama kontrolünü de yapalım. Kasetli veya kasetsiz, zebra veya stor fark etmiyor. Hepsinde perdeyi yerine oturttuğumuz zaman, bir daha tam yukarı toplayalım. Perdeyi yerine oturttuğumuz zaman bu şekilde sonuna kadar indirip yukarı topluyoruz. Çünkü perdelerin sentesinde kayma olabiliyor. Takılan yerde sıkıntı olabiliyor.
şu kenarlarda şey olmaması için, perdenin kenarları zarar görmemesi için ayarlama yapıyoruz. Böyle sağa sola çekmemiz gerektiğinde hafif sağa sol yapıyoruz böyle. Bazen zebrada şöyle bir durum var. Önde veya arkadaki parçayı çift katlı olduğu için sağa veya sola kaydırmamız gerekebiliyor. O şekilde düzeltiyoruz. O da yetmediği zaman altına kasanın değil rulonun altına en son metal boruya bant yapıştırıp sentesini o şekilde ayarlıyoruz. Tabi burada ona gerekmedi. Zebra perdede uyguladığımız gibi store perdede de aynı şekilde sağa sola çekerek ayarlama yapabiliyoruz. Ayrıca bant yapıştırıp o şekilde sentesini buluyoruz. Bakın mesela burada üstlerde kalıyor açıklık. Bu üstlerde kalan açıklıkların sebebi az önce gösterdiğim montaj aparatları. Yani o tavanı üstünü o direklere tutturan aparat. Evet, burası bitti. Diğer tarafa geçeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere. Bu arada manzarayı tekrar göstereyim. Şöyle. Montaj hatası gördüğünüz şeyleri ve daha nasıl olabilir diye düşündüğünüz fikirlerinizi bize belirtmenizi, yorumlarda belirtmenizi isteriz. Ayrıca aklınıza bu bölgenin neresi olduğu da gelirse o konuda da bakalım neler çıkacak merak ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videoları beğenin, like'a tıklayın. Herkese hayırlı günler. Buradaki montaj şekli biraz daha farklı mesela. Biraz daha yukarıdan montaj yapılması lazım mesela. Bakın. Burada nasıl derler? Ayvayı yemiş olduğumuzun simgesidir. Ama bizde çözüm bitmez. Bakacağız. İyi seyirler. Herkese. Yapmayı bırakınca devam edeceğim. Bugün ses yapan ustamızı da gösterelim. Usta kolay gelsin. El sallar mısın? El salla. İşte bu ustamız sayesinde çok gürültülü bir video oluyor.